Evet, çok olgun bir seçim dönemi geçirdik. Biliyorsunuz bu reform kapsamında da Mehmetçik bölgesinde büyük konukla ilgili bir reform adı altında bir düzenleme gerçekleştirildi. Ve o kapsamda gidildi bu seçime. Ve tabii seçimin sonucu olumsuz oldu bizim açımızdan. Yani hani sonuç olarak tabii olumsuz oldu ama Mehmetçik Belediyesi'nde biz çok güzel şeyler yaptık bu 8,5 yıllık içerisinde. Çok güzel bir belediye devrettik. Personeliyle ilgili, yani çalışma yöntemi, metotlarıyla ilgili hiçbir sıkıntısı olmayan, borcu harcı olmayan bir belediye yarattık. Ve bankada parasıyla olan bir belediyeyi bıraktık aslında biz. Ama demek ki yan tarafımızda yaratılan kaosun üzerine çok bir artı koyamadık. Yani veya anlatamadık kendimizi. Veya oradaki yapı bizi anlamakta direndi. Anlamamak noktasında bir direnç gösterdi bizimle birlikte. Burada bir eksiğimiz oldu kanaatimce. Ve bunun sonucu da tabii seçimin bizim açımızdan olumsuz yaşanmasına neden oldu. Ancak biz tabii çok mutluyuz aslında. Çünkü arkamızda bıraktığımız, yarattığımız değerler ortada. Alnımız açık, vicdanım çok rahat bu konuyla ilgili. Onun için çok güzel bir belediye devrettim. İnşallah bu bölgeye aynı inançla, aynı hizmeti götürebilecek bir yapı oluşturulur. Ve en azından biz hani bulunduğumuz noktadan çok çok daha gerilere götürülmeyiz diye düşünüyorum. Özellikle kırsal belediyelerde bizim çok eksikliğimiz var. Parça olarak da eksikliğimiz var. Özellikle İskele ve Karpaz kısmında parça olarak daha çok eğilmemiz, daha çok varlığımızı gösterebilmemiz gerekiyor. Bu ciddi bir eksikliktir. Yıllardır böyle gidiyor. O bölgelere partinin hem parça olarak hem vizyon olarak daha çok dokunabilmesi gerekiyor. Daha çok orada görünebilir olması gerekiyor. Bugüne kadar bunu yaşatamadık. Burada bir eksikliğimiz var. Ve bunun yansıması oldu aslında. Çünkü çok iyi işler yapan orada iki belediye vardı bu seçime giderken. Gerçekten her anlamıyla, belediyecilik anlamında çok iyi iş yapan iki belediye. Sonuç bu olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada eksikliğimiz de partinin gerçekten vizyonunu anlatmakta. İskele Karpaz bölgesinde bir eksikliği var. İlçe olarak, parça olarak orada daha görünür olmamız gerekiyor. İnsanlara CTP'nin vizyonunu, belediyeciliği, dünya görüşünü daha çok anlatabilmemiz lazım. Bu eksikliği bir kere gidermemiz lazım. Gönyeli tabii üzücü bizim açımızdan. Çünkü Gönyeli bu ülkenin en örnek gösterilebilecek belediyelerin başında geliyor. Sayın Ahmet Benli çok güzel işler yaptı ve gerçekten bu ülkenin çok çok üzerinde bir belediyecilik anlayışıyla Gönyeli'yi bugünkü durumuna getirdi. Onun da emekleri yadsınamaz. Tabii Lefkoşa dengeler nasıl çok izleyemedim açıkçası ama belli ki bu reform şeklinde doğulan bu birleştirmeden kaynaklanan bir eksiklik var veya bir tam üzerine gidemediğimiz bazı şeyler var ama yine de dediğim gibi bu üç belediyeyi aslında biz yani kaybetmiş durumdayız ama aslında kaybettiğimiz bir şey yok. Çünkü oralardan hepsinden bir CTP gelmiştir. CTP dokunmuştur. Bunu yıllarca bu bölgede yaşayan insanlar hissedecektir. Yani şimdi tabii bir geriye çekilip biraz izlemek var, biraz dinlenmek var. Biz artık topluma mal olmuş kişileriz. Partinin de bu topluma vereceği daha çok şeyler var. Bu noktada işte partimizin göstereceği yönde biz ilerlemeye, bu toplumla birlikte mücadele etmeye ve bu topluma hizmet etmeye devam edeceğiz. Yani ben ta belediye başkanlığı dönemimden söylediğim şey vardır. Bana partimin verdiği her görevi yapmaya hazırım. Ben görev talep eden bir kişiliğe sahip değilim. Ben sadece görevi bana tebliğ edildiğinde parti yerine getiren bir anlayışa sahibim. Bu anlayışla bütün yaşamım boyunca hareket ettim. Bundan sonra da partimin verdiği görevlerde yer almaya, hizmet etmeye devam edeceğim.